Herkese merhaba ve galiba yeni bir seriye hoş geldiniz. Şu anda çok seri olacak mı bilmiyorum. Birlikte bakacağız. Bu mod paketinin ismi şu anda tam gözükmüyor oyun tam ekranken niyeyse. ise ee, Crash a Hostile Planet. Şimdi e, normal mod paketlerine bakıyordum. Bunu gördüm ve hani genel mantığı normal bizim klasik Crash Landing'e benzer geldi. Fakat bu 1.12 versiyonunda oyunun daha yeni bir versiyonunda. Ve Crash Landing'i genel olarak herkes seviyordu. Ben de seviyordum mantığını. O yüzden ilginç olabilir diye düşündüm. Tabii ki bu Eee, FTB gibi daha bilinir bir insan tarafından yapılmadı. Fakat yanılmıyorsam Crash Landing de FTB tarafından yapılmamıştı. Daha çok rastgele birisi tarafından yapıldı. Ondan ne kadar iyi olur bilemiyorum. Şimdi ana ekrana baktığımızda da arka plan Google görsellerden rastgele bulunan bir şey gibi gözüküyor. Ve buradaki yazı da Paint'te e, Comic Sans ile yazılmış bir şey gibi gözüküyor. Yani ana ekranı görünce çok büyük umudum yok. Genel ne kadar iyi olduğu ile ilgili ama bakacağız. Ayrıca e, dün de ben farklı mod paketine başlayıp video çekmiştim. Daha sonra bir bölümde mod paketinin düzgün çalışmadığını gördüm. Direkt görevleri algılamıyordu bazılarını sonra direkt bıraktım. Ve o videoyu çekerken mikrofonu kapalı unutmuşum. Dolayısıyla dün o videoyu atmadım. Ama yani çok bir şey kaybetmediniz. Merak etmeyin cumartesi günü de video çekeceğim ayrıca onun için e, dün atamadığım için mikrofona kapalı unuttuğuma çok da üzülmedim. Hani dün videosu kaldınız evet ama asla devam etmeyecek. Rastgele bir serinin daha bölümünü izlemiş olacaktınız. Kim numaranı değil mi? Şu anda yeni bir seri arıyorum. Çünkü hani çok kötü Sky Factory. O kadar kötü ki. Şimdiye kadar oynadığım en sıkıcı mod paketlerinden. Ki e, bunu o kadar yarıda bıraktım ve sinir olduğum mod paketlerini dahil ederek söylüyorum. Hiç ona kadar sıkıcı bir şey oynamadım. E, hatta bütün Minecraft oynadığım süre boyunca Sky Factor 4 kadar sıkıcı bir şey oynamadım. Ee, belki ileride daha iyi oluyordur bilmiyorum ama şu anda inanılmaz sıkıcı. Ne zaman onda video çekme, çekmem gerekse üzülüyorum. Yine bunu oynayacağım öf diye üzülüyorum kendi kendime. Ve hani hoş bir şey değil daha en başlardan öyle olması. Ondan ötürü çok e, sıcak bakmıyorum ve yerine geçecek bir şey be e, bekliyordum onun açıkçası. Evet şu tam ekranı yapalım her şey düzelsin artık değil mi? Şimdi... Warp Drive Overheated, No Signal, Atmosphere, Non Breathable. Burada screenlerimiz var. Auto Jump'ımız açık, hemen onu düzeltelim. Güzel. Şimdi anlaşılan en baştan bize şeyi verdi bu. Bunlar niye burada ya? Herhalde harita yapımcısı onları oraya ekleyip unutmuş. Ee, uzay giysimiz var en baştan. Gaz, charge panel ve oksijenimiz de var. Ve burada bir sürü aletimiz de var. Bunları alabiliyor muyum? Evet. Hatta sonsuzlar galiba. Hmm. Ee... Ha. Tamam. En Şimdilik ilginç görünüyor. Tamam. Bir. Uuu animasyona bakın. <laughs> Elimizdeki kitap sanki suratımızın önüne geliyormuş gibi böyle açılıp da yanımıza geliyor. Ben bir... Hemen bir şey daha yapmam lazım ama. Şu haritayı bir kapatalım ya da bayağı bir küçültelim istiyorum. Bu videoyu çok çok uzun tutmayacağım. Sadece harita nasıl diye bakacağız. Beğeneceğiz mi beğenmeyeceğiz mi? Kötü mü iyi mi diye. Ya da minicik yapayım daha iyi olur. ha. Şimdi çıkabileceğim bir kapı yok direkt burada. Direkt yok evet. O yüzden kitabı açalım. Um, Şimdi atmosfer nefes alınamaz. Yer çekim 1.25. Wither Skeleton Y10 ve 30 arasında doğuyormuş. Bitkiler büyüyemiyor. Ee, Lightwood Sapling ve 4 koyup büyüt diyor. Birazcık kova al, torç al ve kürek ve kılıç al. 10 ila 30 arasına kaz ve bir mağara bul. Orada ...uzay giysisi olan iskeletler bulacaksın. Öldür ve Drop of Evil al onları. Lawble ve kovanı doldur. Gemine dön. Topladığın kemiklerden bomb meal yap. Hmm, tamam, her şeyden önce bir... ...senden alacağız ve senden alacağız. Balta alalım. Yemek alalım. Sırt çantası. Oh, rastgele mi eşya veriyor? E, sonsuz alabildiğim bir şeyin bana rastgele eşya vermesi güzel bir şey değil ki. Ha, huh. tamam. E, demir balta buldum, daha iyi. O zaman burayı kıracağım ben. Şimdi kafam çok karıştı çünkü... ...hani en baştan size sınırsız böyle bir şeyler veren bir mod paketi daha önce görmemiştim ama... ...bakalım ya, tamam. Şimdi anladığım kadarıyla gemimizde sınırsız oksijenimiz de var. Yani o konuda çok endişelenmemize gerek yok. Sınırsız olmayabilir ama yeterince vardır herhalde. Yer çekimi daha fazla evet çok hissettiriyor direkt. Acayip hissettiriyor. Tam o zaman ağacı büyüterek başlıyoruz galiba. Bomb yılımız yok galiba ve eğilip kalkınca da olmuyor. Belki vardır şurada. Bir dakika. Ağacı büyütecek bir şey. Um, ee... Yok, yok. Şunlar ne? Food bag. Bunlar da rastgele yemek veriyor. Peki, peki. Ee, görev kitabında ne diyordu şimdi? Kova, torç ve kılıç al diyor. Kılıcım var. Kova ama demir kovamız yok. Şu kovadan alalım. Bir de torç alalım biraz. Hatta eğilip sağ tıklayayım, bistek gelsin. Bu geri dolacak mı? Yoksa bistek mi var genel olarak bunlarda? Sonra anlarız ya. Tamam şimdi bunun... E, ...anlaşılan büyümesi zamanla olacak bir şey. Şimdilik biz... ...sadece... ...daha aşağılara inmeye çalışıyoruz. Yanıma kürek de alsam aslında daha iyi olurdu. Dur kürek de alalım, değil mi? Yani bilmiyorum şu anda şey gibi görünüyor. Direkt Advanced Rocketry'nin oluşturduğu gezegenlerden birinde başlıyoruz. O ilginç bir mantık bir bakıma. Yani. Hmm. Kazma alalım. Ve de kürek alalım. Peki. Şimdi bir bakalım aşağıda neler var. Uh, azıcık yüksekten atlayınca bir daha hasar görüyoruz şu an. Yer çekiminin çok olmasından ötürü. Şimdi bize en büyük oksijen tanklarından verilmiş. O yüzden herhangi bir şey sıkıntısı olacağını hiç sanmıyorum. Oksijen sıkıntısı biz gezinirken etrafta. O konuda çok endişelenmemize gerek yok ama aşağı inmemiz gerekiyor. Y 10 ila 30 arasına. Ondan Mağaraları kullanarak inebildiğimiz kadar inelim, sonra kazalım. Hmm. Ve bu arada mod paket öneriniz varsa e, dinliyorum. Lütfen söyleyin. Çünkü dediğim gibi şu anda Skyfactor'ın yerinde yerini dolduracak her şeye açığım gerçekten. E, bir sürü kişi hala Stone Block deyip duruyoruz Stone Block inanılmaz sıkıcı ve hiç sevmiyorum ya. Durmadan ödül şeyi veriyor, kutusu veriyor. Durmadan hepsinden acayip iyi şeyler çıkıyor. Hiçbir şey yapmadan oyunda acayip ilerliyorsunuz. Hiç hoşuma gitmiyor. Hani stone block oynamayacağım bir daha. Zaten öncekinde yarıda kesmiştim sevmediğim için. Onu söyleyeyim. Ben daha çok e, klasik oynadığımız gibi hani teknik şeyleri olan ama e, Sky Factor gibi bana acı çektirerek yaptırmayan bir şey istiyordum. Hani acı çektirsin, acı çektirmesine sıkıntı yok tabii ki ama acı çektirmek var, acı çektirmek var. Bir e, oynadığınız oyunun tamam boyunca sadece ağaç kestirmek ve başka tam anlamıyla hiçbir şey yaptırmamak var. Bir de oynatmak var değil mi? Hani. Evet. Witcher Skeleton'ların canı çok daha az ayrıca. O iyi. Şimdi biz Drop of Evil arıyoruz. Drop of Evil'ın çıkması biraz sürebilir deniyordu ama. Biraz sürebilirse biraz sürecek biz. Kendi işimize bakacağız. Bir de Love bulmamız gerekiyor. Gerçi aydınlatmasam etrafı daha mı iyi? Daha çok yaratık var galiba. Bilmiyorum ki. Zaten etrafta bir sürü yaratık var gibi gözüküyor şu an. Buralarda ama. Pek bir şey de görünmüyor bir yandan. Hah burası boş. Peki. Şuraya geri çıkalım. Bıp. İşte bir... Endişelendiğim şey, alıştığımız gibi bir e, görev kitabı sistemi yok. Hani bu mod paketinde bize şunu şunu yap demiş, ondan sonra direkt salmış. Bunu yaptıktan sonra başka bir kitapta yazan bir şey yok gördüğünüz gibi. Ondan bu çok çabuk bitecek bir şey olabilir. Ya da hani bizi serbest bırakıp ne yaparsan yap dediği bir mod paketi olabilir ki o tip bir şey pek istemiyordum. Yani bilmiyorum. Bu hani en azından kendine özgü görünüyor. Bu direkt bize Advanced Rocketry haritasında başlatıp da şey yapması ama... Çok üstünde düşünülmüş bir şey değil gibi bu da. Şimdi aslında insanlar da diyordu, ben de düşünüyordum. Biz eskiden e, Gtanim Horizons denilen bir tane seriye başlamıştık. Greg Tech olan bir seri, bilmiyorsanız. E, bütün modları Greg e bağlayan bir seri. Daha da iyi, sadece Greg Tech yok. Ve e, bir sorunla karşılaşmıştık onda, yanlış hatırlamıyorsam görevlerden birisi direkt yapılamıyordu. Görev sisteminde sorun vardı ve aylarca çözülmemişti. O kadar uzun süre sorun çözülmemişti ki, ki, ben kendim sorunu çözecek bir şey de bulamamıştım. Artık çözülmüş. Ve artık bir sürü bug ve sorun da giderilmiş bir en son oynadığımızdan beri yani. Ona bir tekrar bakabiliriz. Kaldığımız yerden devam edebilir miyiz? Save dosyasını bulmaya çalışırım eğer isterseniz ama bulamama olasılığım çok yüksek. Çok uzun zaman geçti çünkü biz New Horizons oynayalım. oynayalım. Ama save dosyasını bulursam kesinlikle bir kere daha bakmayı düşünüyorum. Çünkü gayet güzel bir mod paketiydi o. Ki Greg Tech'te çok ilerlediğimiz bir mod paketi direkt yok dediğim gibi. Hani kesinlikle çok daha değişiklikte de olur. Bize. Ee, evet. Yani. Dediklerim bunlar. Anlayacağınız. Şimdi Bunda çok fazla bir şey yapmayacağız. Sadece etrafta koşturup bitirir skeleton alırıyoruz. Drop of evil bulana kadar. Çok sıra dışı bir şey yok. Geri dönüş yolunu bulamayabilirim. Bulamazsam artık yukarı doğru kazarız. Ee, küreğimizin canı yeter diye tahmin ediyorum. Yetmezse de çıkar gideriz. <laughs> çok şey mod paketi değil gibi zaten. Hani böyle de sevmiyorum. Bu mod paketi olsun mu? Hayır beğenmedim. Bir bölümlük çektim video at. Ondan sonra bir bölümlük başka video at. Bir bölümlük başka video at. Bir bölümlük bir bölümlük atmayı da sevmiyorum ama... Güzel bir şey bulması çok zor çünkü şöyle bir şey de var hani bu kadar uzun süredir farklı farklı mod paketleri oynuyor oynaya benim standartlarım da yükseldi biraz bir bakıma artık her şeyi de beğenmiyorum öyle olunca e, güzel eğlenceyim bir şey bulmak zor oluyor çoğu sıkıyor çünkü şurada bir sürü yaratık var gibi bir nerede neredelerse onları bulmaya çalışıyorum tabi Hani bana da bir sürü kişi diyor şey yap diye. kendi mod paketi oluştur falan filan diye. Evet oluşturulabilir ama. Şimdi ben şu anda hani bütün üretimlerin değiştirildiği veya normal oyundan farklı bir mantığı olan bir mod paketi arıyorum her şeyden çok ki. Kendim oluşturuyorsam onu yapması inanılmaz uzun zaman alır. Acayip uzun zaman alır ki. Değmez. Hani değmez dediğim... Ee, yanlış anlamayın sadece o kadar fazla ona zaman harcayacağıma direkt kendim farklı bir seriye başlayıp bir sürü bölüm çekebilirim ki hepinizi daha çok mutlu ederim drop of evil çok çıkmak istemiyor galiba bir süredir öldürüyoruz ama çıkana kadar denememiz gerekiyor anlaşılan ve çantamda çöplerle doluyor space suitlerle bir şekilde. Şu çantanızın durmadan çöplerle dolması da güzel bir şey değil. Şimdi zaten benim uzay gemimde bir sürü var space suite yedek ve hani muhtemelen bir kere alınca daha fazlası da geliyor o droverlardan. Niye ben? Bir de yaratıklardan toplayayım Space Suit. Anlamıyorum ki. Evet burada bir sürü var yaratıklar. Ve bir tane Drop of Evil almışız. Çok iyi. Bir tane almamız yetecek mi bilemiyorum ama. Orası galiba chunk loadlanmamış, aynen. Şimdi, drop of evil'ı aldığımıza göre yapmamız gereken tek bir şey kaldı yer altında galiba. O da love bulmak. Bize denilen oydu yani. Değil mi? Ara sıra kalp de çıkıyor. Kalpler sadece canımı mı dolduruyor? Canım azalmadı ki. Huh. Şuradan bir ışık geliyor. O da love'dır diye tahmin ediyorum. Aynen. Ve ihtiyacımız olan tam anlamıyla her şeyi bulmuş olduk. Ve müziği de kapatmak istiyorum. Tamam. Evet la. Çok iyi. Ee, ve clay bucket'lara da la dolduralım. İki tane. Şimdi bir görevlere bakalım. Tamam. Diyor ki pap 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 pap. Drop of evil, lava bucket, bomb meal yap, plant matter yap, cauldron yap. Ha. İçi lav dolu kaldırını eğer suyla sağ tıklarsam... Yok. Plant matter ile tıklarsam suya dönüşüyormuş. Hmm. Yani daha fazla lava ihtiyacım olacak demek oluyor bu. Anlaşıldı. O zaman ben burada lavın olduğu kısmı işaretliyim. Direkt yukarıdan aşağı doğru kazıp buraya geliriz daha sonra. Bir ara. Değil mi? Lav dedik. Tamam. Buraya yukarıdan kazıp belki merdiven yapıp falan geliriz daha fazla lav taşımak için o zaman. Keşke daha fazla bakıt alsaydım. Ne bileyim ben. Suyun direkt lavla üretildiğini. Ama su üretmenin başka yolları da var. Niye öyle üreteyim ki? Kaldırdım adam onları acaba. Hmm, evet. Öyle gibi gibi. Aynen anlaşılan lav aracılığıyla su üretmek zorundayız. Ama water source var. Infinite water source biraz ilerleyince bunu yapabiliriz galiba led aldığımız anda. Oh, evet. Led aldığımız anda bunu yapabiliriz. Tamam, tamam. Sorun değil. Anladım ben her şeyin mantığını. Problem yok. Şimdi buradan çıkması var tabi. Bu taraftan mı gelmiştik? Yok. Şuradan. Tamam. Şuraya bir bakalım o zaman. Dın 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 kapatmadım mı ben? Anlaşılan müzik çalmaya devam edecek. Kapattıktan sonra bile çalmaya devam etmesi çok korkunç bir şey ayrıca. Ve sinir bozucu. Ben nereden geldim ya? Hah tamam. Buldum. Çok küçük bir ayrıntı. Niye burada üç tane torç var bilmiyorum ama. Bana doğru yolu gösterdiği kesin. Aynen tamam. Buradan dönüşü buluruz. Çok iyi. Hey. y 53'teyiz. Tamam Bayağı bir yukarı çıktık. Buradan sadece torçları takip ederek de. En tepeye ulaşabilirim. Süper. Kaybolmadık inanabiliyor musunuz? Evet. Tepeye ulaştık sayılır şu an. Harika. Yani şey bakımından iyi şu an mod paketi. Beni başlangıçtaki sıkıcı işlerle uğraştırmadı. Direkt dedi ki al sana yemek. Al sana şu al sana bu. Şimdi git şunu yap dedi. O bakımdan sevdim ama. Hani zıplayarak altıma blok koyamıyorum. Şey gerçek imaz olduğu için. Çok ilginç. Evet. Ha yok. Koyuluyor da çok zor. Saatka basılı tutarsanız koyamıyorsunuz ama saatka hızlı hızlı basarsanız koyabiliyorsunuz altınıza. Çok enteresan. Dışarıda yaratık da olmayacak çünkü sadece Y10 ile 30 arasında doğuyor demişti adam. Dışarıdan içelenmemize gerek yok ve şuradan oksijen doldurabilirim. Ve oksijeni geri doluyor bunun aynen. Buraya şey geri geldi mi? Yok. Yani sonsuz değil buradaki aletlerimiz. Anladım. Problem yok. Şimdi ama bize eee bunlar da belki modül falan vardır. Var mı? Yo direkt boş ve hiçbir işe yaramayan kıyafetler. Oo, var bunlar. Gerçi hepsinde var. Galiba oksijeni öyle elde edeceğiz. Evet. Ha. Muhtemelen burası da sınırlıdır eğer şunlar sınırlıysa. Eğer oksijenimiz biterse Wither Skeleton'ı öldürüp onların oksijen tankını alacağız galiba. Tamam niye uzay kıyafeti giydiklerini anladım sanırım. Yaratıkların. İki tane de aldık o zaman iyi tamam. Şimdi birazcık bonla bone meal yapacağım. Sonra şu ağacı büyüteceğiz. Woo! Böyle bir şey beklemiyordum. Şuna bakın. Ne? Ha? Saplingin kendisi kalıyor, ağaç büyüyor. Bak mı bu? Belki de. Wine miner var mı? Var. Teşekkür ederim. <laughs> Çok teşekkür ederim gerçekten. Ne kadar blok koyarak çıkması bayağı zor olsa da. Hadi. Daha da yukarı çıkmam lazım ama. Direkt şöyle çıksam. Böyle daha rahat. Çok daha rahat. Yok ya. Öyle çıkmaya gerçekten uğraşılmaz. Böyle çıkacağım mı? Ee, boom. Ve de bu kadar odun bana bayağı bir edecek. Çok iyi ya. En azından bir şeyi doğru yapıyor bu mod paketi. Başlangıçta sıkıcı işlerle çok fazla zaman geçirmediğimize emin oluyor. O konuda çok işten teşekkür ediyorum. Gerçekten. Oyunu eğlenmek için oynadığımızı hatırlayan nadir mod paketlerinden anlaşılan. Ops orada blok olmadığını unuttum tamamen. Neyse. Ee, bunları ben daha sonra temizlerim. Şu anda sadece çok çok fazla var. Bunlardan. Biz bir kendimize bir sandık falan bir eşya yapalım değil mi? Çünkü çantamızın bu kadar dolu olması iyi değil. Hmm. Ve de bap bap. Diamond o. Niyeyse. Ve de bunlar. Güzel. Şimdi bir de kendime şey yapayım. Bir tane daha. Gerçi taş şu an elde edemiyoruz ya. Yapamam ki düzgün bir balta. İçeride alabiliriz ama. Şu yere düşenleri toplayayım. Şu ağacı bir temizlemek istiyorum ben. Burada böyle bir ağaç durması hoşuma gitmiyor çünkü. Bir kere büyütmemiz yeter tahminen bize inanılmaz uzun bir süre. Bir daha hiç kesmeme gerek olmayacak bu ağaçtan. Yakın zamanda. Şunu kırayım da e, kendi kendine büyür falan belki. Acayip büyük büyüyor. Hiç riske atmayalım. Farklı yemekler yemem işime yarıyor mu? Şu maksimum can artıran falan mod var mı? Yok. Yani farklı yemek yemeniz için hiçbir neden yok. Sadece herhangi bir yemeği yemeniz yeter. Tamam. Olur niye olmasın. Hemen dışarıdan bir tane daha balta alalım biz. Hepsinden bir stek var tahminen. Yani daha bir stek daha baltamız var. Problem değil. Bam. Ve de şunu da temizleyelim. Yapraklarını. Yaprakları da bayağı yavaş kırılıyor. Bam. Ve de bam. Evet, benim de artık çıkma vaktim geliyor yavaş yavaş. Zaten bölüm bitirme vakti de geliyor. Şu ağacı hallettikten sonra bitirelim. Bunu devam etmemi istiyor musunuz, istemiyor musunuz bana söyleyin bu arada. Hani e, genel olarak bitirmemiz uzun sürmeyecek ve hani bitirdik diyemeyeceğiz asla bu mod paketini. Çünkü takip etmemiz gereken bir görev sistemi yok. Hani rastgele sıkılana kadar oynadığımız bir şey olacak. Ama eğer isterseniz lütfen bana söyleyin. Bana, e, ben de ona göre devam ederim veya daha iyi bir fikriniz varsa onu da söyleyebilirsiniz. Mantık olarak güzel fakat hani adam sadece bazı değişiklikler yapmış olsa e, Bazı üretimleri değiştirmiş olsa ve düzgün bir görev sistemi olsa en azından onlar olmasa da Kesinlikle devam edeceğim bir şey olurdu Anlaşılan yok Ve hani bundan sonra direkt Canın ne istiyorsa yap deyip bırakıyor gibi geldi bana Belki ileride farklı bir görev kitabı açılıyordur Eğer farklı görev kitapları falan geliyorsa lütfen bana söyleyin Ve evet tamam o zaman bir sonraki bölümde kesinlikle görüşeceğiz. Bu da bir sonraki videoda diyeyim daha doğrusu. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve yarın görüşürüz. Bay bay.